Günaydın efendim. Ve aleyküm selam. Rızacığım beni de anneme bırakıver, yaş günümde onun da olmasını tabii istiyorum. Tabii karıcığım, tabii. Neden bu yoldan gidiyoruz oğlum? Baksana sarsına sarsına. İçimiz dışımıza çıktı. Efendim öbür yolu çevre yoluna bağlıyorlar da. Çekilsene kardeşim! Ne duruyorsun adamcağız, ne duruyorsun be? Lan çekilsene! Galiba yol kapalı patron. İstanbul'a köprü yapıldığından beri nereden gideceğimizi şaşırdık biz de. Hangi yol atırsa bul da oradan cilalım. İçime fena alıp cildi artık. Hadi cilalım ben sana cilalım. Ama ya, gidelim ama bu taraftan gideceğiz. Sıkıldım ben, çok sıkıldım, sıkıldım ben. Ben sıkıldım, çok sıkıldım. Ulan bu ne rezalet! O yol çıkmaz, bu yol çıkmaz! Ağaca mı çıkacağız? Ama yol bu patron! Öyle mi Allah aşkına, hadi canım! Yol buymuş! İn bakalım, in de bak bakalım yol var mı aşağıya! Ben mi? Hayır, ben! İn ulan aşağı ulaş aç! Sinirlenme kocacığım, sinirlenme canım! Hanım, bu bizim amanı hazretleri değil midir? Hı hı. Halleri yukarıya kimse kımıldamasın. Bu da ne demek oldu, amanı hazretleri? Karınızı kaşırıyorum Rıza efendi. Niye öyle bana başuş bir vaziyette mütebessim bakıyorsunuz? Anlaşılmadı mı? Karınızı kaşırıyorum dedim. Evet, buzma, ağzını buzma. Aman hazretleri, bizim anlaşmamızda yalnız petrol vardı ya. Ben bozuyorum anlaşmayı, zıplayın. Zıplayın dedi karıcığım. Ay yani inin diyor kocacığım. Anladım. Atla şu adamın üstüne, alın aşağı hemen! Kim? Ben mi? Yok abicim, herkes işini bilsin, ben şoförüm! Demetçi ben koynum acılan beslemişim! Rıza geldim! Sen akşamcı şef garson değil misin? İdim, şimdi haydut garsonum! ben de şoför haydudum! Peki ya siz, amani hazretleri? Ben de sevimli haydudum. Bağlayın şunu. Havaalanına gidiyorduk. Biraz dinlenmenizi istedik de.
Hangi mi söyleyecek? Vallahi bu benim fikrim değildi. Benim de değildi. Ya bırakın gırgırı çocuklar. Kedimizin söylemesi lazım ya. Olur mu kardeşim ya? Yakışkanmaz. Nasıl yakışkanmaz ya? Tabii ya. Tabii makul cevap ver hocam. Ya sen ne söylemedin? Laf yapar ağzın. Bunu sen söyleyeceksin kardeşim. Ne oluyor size kuzum? Bir sene oldu da biz bilemeyiz. Bilemeyiz ya. Hadi söylesene hadi. Hadi durma. Hadi durma. Dürtme dur. Dur. Hadi. Gel. Şimdi beni dinle güzelim. Ben Amani filan değilim. Ha? Anlamadım. Senin anlayacağın, biz seni uçurduk güzelim. Yani mangır için dağ başına getirdik, tamam mı? Demek petrol kuyuları, saraylar, köşkler hepsi birer uydurma masaldı ha? Öyle mi? Seni utanmaz, seni ahlaksız! Bak dinle şekerim. Dinliyorum. Bu adamın hipoteği için 100.000 lira lazım. Abdinin de gönlünde bir murat yatıyor. Fakirin de bir düzen için 300.000'e ihtiyacım var. Anlayacağın senin için fidye isteyeceğiz. Ya. Şimdi çaktım. Ne kadar? 500.100. Olmaz öyle şey, 500.600.000. Ulan durun be salaklar, öyle rakam olur mu? 500.000. Ne? Demek benim için 500.000 lira değermiştiniz, öyle mi? Sizi utanmazlar. Nasıl olur bu? Ayıp ettik galiba. Sermayesi kurtarmaz. Sermayesini kurtarmaz. Benim gibi bir kadın için 500.000 lira istemeye utanmadınız mı? Evet, çok ayıp oldu. Yengeniz, yengeniz, oğlum kendinize gelin. 500.000 lira kocam Rıza için vızıltı. Şu andan sonra işi ben alıyorum. Hanginiz ne şekilde isteyecekse parayı 2 milyona çıkarıyorum. 2 milyon! 2 milyon! Baba! Ano! Ben Rıza! Ben sahte Amani. Yani senin anlayacağın Karagöl çetesinin reisiyim Rıza Bey. Karınız elimize rehin. Onu kurtarmak için 2 milyon ödeyeceksiniz. Anlamadım. 2 milyon mu dediniz? Evet, size zamanını ve yerini daha sonra bildireceğiz. Birazını bono filan versem olmaz mı? Hayır, nakit para. Neden hemen istemedin? Bizim yolsuzlar çetesi olduğumuzu anlamasın. Ha, çaktım. Eyvah! Oh, bu ne? Ne yapıyorsun sen? Don reklamı mı yapıyorsun oraya ha? Kimsin sen, kimsin? Ben Prens Amari. Vurdular başa, oldum baş aşağı. Bizim ziyafet tacıttı boşa. Peki öbürleri? Demek ki haydutlardı onlar. Ben bilmez. O kim bilir? Ah, aman özür dilerim. Prens Amani Hazretleri. Ha, bu ne hal nonoşum? Tam zamanına canım Fijenci. İsağa düştü. Ne işi bu? Aa, bu Prens Amani işte. Petrol meselesi, petrol borusu meselesi, petrol hattı meselesi. Bu da mı boru döşeyecek? Elbette. Esas bu döşeyecek petrol borusunu. Bak suratına işte bu halledecek bu işi. Onun için adamı dinlendir. Al getir içeriye güzelce, ona bir masaj yap. Güzel ovala. Sırtına da öyle tentür yatla, kafesleri çek. Güzelce dinlensin. Hadi bakalım Amani, şimdi tam zamanı. Sakla zamanı, canım zamanı.